Bugün biraz son dönemlerde farkındalığın da arttığı, insanların bilinçlenmeye başladığı Parkinson hastalığından söz etmek istiyoruz. Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar? Parkinson hastalığı aslında bir sürü farklı belirtiyle ortaya çıkabiliyor ama en sık halk arasında bilinen el titremesi. El titremesi aslında hastalığın başlangıcında %60 olan bir semptom. Ama esas olarak Parkinson'un belirtileri hareketlerde yavaşlama, titreme ama esas ana kardinal bulguları bunlardır ve postürdeki bozulma, öne doğru eğik bir postürdür esas bulgular. Ancak Parkinson bunun yıllar öncesinde bazen depresyonla kendisine belirti verebiliyor. Biz bunlara non motor semptomlar diyoruz. Bazen birkaç yıl öncesine hastada başlayan depresyon, işte içe kapanıklık, dışarıya çıkmak istememe gibi semptomlar. Bir süre sonra evet duygu durum bozuklukları. Bir süre sonra hareketlerde yavaşlama gelişebiliyor. Ya da bazen uykuyla ilgili şikayetlerle de Parkinson hastalığının habercisi olabiliyor uykuyla ilgili bozukluklar. REM davranış bozukluğu dediğimiz bir hastalık vardır. Gece uykuda gördüğünüz rüyaları yaşama durumudur bu. Rüyada konuşma, bağırma, çağırma, el kol hareketleri yapma gibi durumlar. Genellikle de bunlar böyle bir kavga ya da işte savaş halindeymiş gibi rüyalardır. Evet. Ve bu tür rüyalarla kendini belli eden bir hastalıktır. Bu tür hastalıklar da bazen Parkinson'un bir ön belirtisi olabiliyor. Ancak en bilinen haliyle titreme elbette ki. Ama buradaki titremeden kastımız bir, özellikle istirahat halinde, yani kişi hareketsizken olan bir titremeden ve parasayar tarzda bir titremeden bahsediyoruz burada. Mesela kaşık tutarken olan bir titreme çok Parkinson'u düşündürmez bize, ya da bardak tutarken olan bir titreme. Bu esansiyel tremor dediğimiz başka bir hastalık. Genellikle tek taraflı başlıyor herhalde. Parkinson evet titremesi. Tek taraflı başlar. Evet. Tek genellikle kollardan başlar, ellerde başlar. Tek taraflı bir taraftaki kolda başlar. Titreme ile beraber yine o taraftaki kolda harekette azalma olabilir. Yürürken özellikle kolunu sallamada azalma olabilir. Daha sonrasında genellikle kas katılığı olabiliyor. Evet, kas katılığı oluyor. Hasta özellikle hareketi başlatmakta sıkıntı yaşıyor. Mesela sandalyeden kalkmakta sorun yaşıyor. Ya da bir adım atarken, yürürken ilk adımı atmakta sorun yaşıyor. Bu tür şikayetleri olabiliyor. Kaç yaşında başlıyor peki Parkinson? Parkinson genellikle 60 yaşın sonrasının hastalığı ama erken evrede de başlayan vakalar elbette var. Genetik bir takım çok genetik kökenli evet oluyor. Genetik kökenli Parkinson vakaları mevcut. Bunlar son zamanlarda çok fazla da farklı gen lokasyonları bildiriliyor. Erken yaşlarda da işte 30'lu 40'lı yaşlarda da bazen Parkinson'la karşılaşabiliyoruz. Hatta daha çocukluk döneminde de nadiren, çok olabiliyor. Nadiren de olsa evet, juvenil dediğimiz o dönemde de olabiliyor. Parkinson hastalığında hasta geldi kliniğimize. Ne gibi yöntemler var? Tanının konması, takibi hastanın, ne gibi şeylerden faydalanıyoruz? Genellikle hastalığı işte tremor, yani titreme yakınmasıyla geliyorlar zaten. Eğer bu bir Parkinson tremoru olduğunu düşünüyorsak öncelikle hastayı bir dinlemek gerekiyor. Yani geçmişe yönelik anamnez dediğimiz öyküsünü almak gerekiyor. İşte depresyon belirtisi var mı? REM davranış bozukluğu var mıydı? Uykusu nasıldı daha öncesinde? Kişilik değişikliği gibi bir şey var mı eşlik eden? Çünkü bu başka hastalıkları dışlamak açısından önemli bizim açımızdan. Ya da geçirdiği bir travma vesaire böyle bir öyküsü var mı? Daha sonrasında muayene ediyoruz. Biraz Parkinson'un muayenesi nörolojik muayenenin haricinde de ayrıntılı bir muayenedir. Bir takım hareket, bu ardı sıra yapılan hareketlerde bir bozukluk var mı onu değerlendirmemiz gerekir. Ayrıntılı bir muayene gerektiriyor Parkinson hastalığı. Eğer tremorda, titremede çok arada kalırsak bazen EMG cihazıyla tremor analizi yapabiliyoruz ki bunu kesinleştirelim. Tremor gerçekten bu titreme bir Parkinson'a mı bağlı, başka bir hastalığa mı bağlı onu netleştirmek açısından. Frekansını belirleyebiliriz evet, tremorun. Bu titremenin çünkü özel bir frekansı var Parkinson hastalığında. Yavaş bir titreme oluyor. O nedenle onun özel
bir takım muayene yöntemleri var. Sonrasında eğer hastanın daha önce hiçbir tetkiki yapılmamışsa Parkinsonizm durumuna sebep olabilecek mutlaka ilaçları da sorgulamak lazım. Bazen hastalar çünkü bir takım ilaçlar kullanıyorlar ve bunlar Parkinson bulgularına sebep olabiliyor. Onları özellikle psikiyatrik ilaçlar bu tür durumlara sebep olabiliyor. Onları sorgulayıp gerekiyorsa azaltmak ya da kesmek gerekiyor. Ne geçirilmiş küçük damar tıkanıklıkları? Evet. İnmeler, bunlar da Parkinson'a yol açabiliyor. Onları sorgulamak lazım. Ama hastanın da elinde bir tetkiki yoksa mutlaka bir görüntüleme yöntemiyle, evet. Görüntülemesini yine MR tetkikini istiyoruz. Bir takım kan tetkiklerini yine istiyoruz. Çünkü bazı kandaki değişiklikler, bunlar gerçi daha erken yaşlarda oluyor ama hani bakır birikimiyle giden ya da demir birikimiyle giden hastalıklar yine Parkinson bulguları yapabiliyor. O nedenle de bu tetkiklerini istiyoruz hastaların mutlaka. Sonrasında da tetkikler sonrasında hastalara burada Parkinson'da esas problem beyindeki dopaminerjik nöronlar dediğimiz dopamin maddesini kullanıldığı nöronlardaki bir kayıp, ilerleyici bir kayıp. Ve bu kayıp genellikle hastalık şikayet vermeden önce, çok yıllar öncesinde başlamış oluyor aslında, evet. Bu dejenerasyon. Bizim yaptığımız tedavi de bu dopamini yerine koyma tedavisi aslında. Beynimizden bir komut geliyor kaslarımızı çalıştırmamızla ilgili. Ancak bu komut direkt gelirse biz çok ani, geniş, büyük amplitütlü hareketler yaparız. Ancak dopaminerjik nöronların da içinde olduğu bazal ganglion dediğimiz bölge buranın otokontrolünü sağlar. Yani bu hareketin ince ayarını yapar ve siz hareketi kontrollü yaparsınız. Buradaki esas sorun dopaminerjik nöronlardaki kayıp nedeniyle bu kontrol biraz fazla oluyor ve katılık oluyor. Evet. Direkt hareketi yapmakta zorlanıyorsunuz. Burada bir takım komplike devreler mevcut ve bu devrelerde bir bozulma oluyor. Esas sorun da buradan kaynaklanıyor. O nedenle de bizim burada yaptığımız o dopamini yerine koyma tedavisi esas olarak. Yani hastalığı ortadan kaldıran bir tedavi yöntemimiz henüz yok aslında. Yok, çünkü aslında hastalık şikayet verdiğinde dejenerasyon çoktan başlamış. Yani şikayetler ortaya çıktığında dopaminerjik nöronlardaki nöronların %50'si zaten dejenere olmuş durumda, kaybolmuş durumda. O nedenle de geriye döndürücü bir tedavi yöntemi henüz yok. Bununla ilgili çok fazla araştırma var ve çalışma var aslında. Evet. Ama henüz etkin bir böyle hastalığı geri döndürücü bir yöntem ya da ilaç bulunmuş değil. Evet, yani şu anki tedavi stratejilerimiz daha çok şikayetleri azaltmaya yönelik. Evet. O titremeyi azaltmaya yönelik, katılığı azaltmaya yönelik. Kesinlikle. Hastalığın günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmaya yönelik bir tedavi yöntemi. Tedavi de yaşam süresini uzatıyor. Parkinson aslında öldürücü bir hastalık değil. Ancak yaşam süresini kısaltan bir hastalık da değil. Ancak ilerlediği zaman, ileri evrelerde ve tedavisiz kalırsa hastalar, yatağa bağımlı hale gelirse o zaman ikinci nedenlerle ölüm gerçekleşiyor. İşte enfeksiyonlar ya da yatağa bağımlı kalmaya bağlı damar tıkanıklıkları gibi durumlarla. O nedenle de hastayı olabildiğince hayatta, ayakta tutmak gerekiyor. Bu da uzun bir yolculuk. Doktorla beraber çıkılan bir yolculuk beraber. O nedenle de sürekli doktorla iletişim halinde olmak, ilaç dozlarını düzgün almak, ayarlamak gerekiyor. Elimizdeki tek tedavi dopamin değil, bir sürü farklı tedaviler var. Hı. Yine aynı yollara etkili. Onları değişik farklı zamanlarda, farklı kombinasyonlarla uyguluyoruz aslında hastalara. Yani Parkinson hastalığı bir yolculuk olarak görürsek bu yolculuktaki arkadaşımızı doğru seçmek gerekiyor. Kesinlikle. Doktorumuzu doğru seçmek gerekiyor. Biraz da tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Hı hı. İlaçlar ve ilaç dışı tedaviler var. Bunlar hakkında konuşalım biraz da. Hı hı. Ya şöyle, ilaçlar elbette ki esas tedavi ilaçlar oluşturuyor. Zaten erken evre Parkinson, erken ve orta evre Parkinson'u mutlaka ilaç tedavilerini kullanıyoruz. İlaçlar başta dopamin olmak üzere ve buna benzer ilaçlar kullanılıyor. Evet. Ve bu ilaçlarla hastalar aslında çok da uzunca bir süre şikayetsiz normal hayatlarına devam ediyorlar. Yani 5-10 yıllık süreçlerle bu hayatlarına normal devam ediyorlar. Daha da ilerlediği zaman hastalık. Bu dönemde fizik tedavinin de önemi var. Hastaların mutlaka fizik tedavi desteği de görmesi gerekiyor. Çünkü kaslarımızı ne kadar sağlam tutarsak, fonksiyonunu korursak o kadar desteği oluyor bu durumun bize. O da çok önemli.
önemli. Artı hastanın hayata tutunması, sosyal aktivitesinden kopmaması da çok önemli. Çünkü depresyon evet. hastalığı daha da ilerletebiliyor. Onun dışında ileri evrelerde bazen pompa tedavileri devreye girebiliyor. Ya da bu dopamini mideden direkt emilimini yapıldığı, işte mideden emilen dopamin tedavileri devreye girebiliyor. Bir takım sürekli infüzyon şeklinde olan tedaviler girebiliyor. En ileri evrede de derin beyin stimülasyonu dediğimiz, işte beyin pilleri denilen tedaviler devreye giriyor aslında. Evet, son dönemde hatta epey popüler televizyonlarda da beyin pili tedavisi görmüş hastaların çabalarını gördük. Beraber aktivitelerini gördük. Her hasta için aslında çok uygun değil beyin pili. Belli kriterleri olması gerekiyor. İşte özellikle psikiyatrik bozuklukları olmaması, kognisyonun yani bilişsel fonksiyonların etkilenmemiş olması evet. gerekiyor beyin pili için. Ve erken evrede uygulamak çok doğru değil. Çünkü uzun bir yolculuk bu. Erken evrede başlandığı zaman ileride sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü elinizde beyin pili uygulandıktan sonra ilaç tedavileriniz çok işe yaramayabiliyor. O nedenle olabildiğince ilaçla tedaviye devam edip, eğer tıkanıyorsa, ilaç etki etmiyorsa, yeterli gelmiyorsa, ileri evreye geçtiyse hasta ve artık hiçbir tedavi yöntemi işe yaramıyorsa, doktorunuz bunu öneriyorsa, o zaman beyin stimülasyonu diyoruz. Hemen erken evrede, işte genelde şöyle bir kanı var: ben ameliyat olayım, bu hastalık bitsin. Maalesef evet. bu hastalık bitmiyor. Bu hastalık, siz beyin pili taktırsanız da devam ediyor. O nedenle yani iyi karar vermek lazım. Hastalığın kesin çözüm yöntemi değil beyin değil, piliyle. Kesinlikle değil. Aynı şekilde şikayetleri azaltmaya yönelik bir yöntem. Aynen. Ve ilaçlarınızı da kesin keseceksiniz diye bir şey yok. Beyin stimülasyonuyla beraber yine ilaçlara devam ediliyor. İlaçları kullanmaya da devam ediyorsunuz. Hı-hı. Evet.